Evet, ayet ve hadislerin ışığında yaptığımız bu ahiret yolculuğundan şimdi yeniden dünyaya dönüyorum ve zaman tünelinden çıkıyorum. Karşımda bir levha. Mutu kable entemutu. Ölmeden önce ölünüz. Sağımda gördüğüm levhada herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim ölümümü yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam demesinden önce size verdiğimiz rızıklardan harcayınız yazılı. Solumdaki levhada da şu yazılıydı. Akıllı kimse dünyadayken ahireti için hazırlık yapandır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede geçirdiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorguya çekilmeden bulunduğu yerden kıpırdamaz. Levhalarda okuduğum ayetler ve hadis-i şerif gafletten uyandırdı beni. O zaman muhatap olarak aldım nefsimi karşıma ve dedim ki nefsime, ey nefsim, hesap vermeye hazır mısın? Seni en güzel biçimde yarattı. Bana ait sıfatlardan sana da lütfettim. Seni eşref-i mahlukat kıldım. Sen bu şerefi koruyabildin mi derse Allah, cevap vermeye hazır mısın? Yaş ve kuru her ne varsa içinde bulunan, şifa ve rahmet kaynağı Kur'an'ı gönderdim sana. Allahü Teala buyuruyor. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Okudun mu Kur'an'ı? Anladın mı kelamımı? Uydun mu emir ve yasaklarıma? Rahmetimle gerçek şifayı buldun mu derse Allah, cevap vermeye hazır mısın? Sonra peygamber gönderdim vahyimi açıklasın, ahlakıyla örnek olsun diye. Resulümün ahlakını örnek edinebildin mi? Onun açıklamalarına tabi olup rızama nail olabildin mi? Derse Allah, cevap vermeye hazır mısın? Her gün benimle sohbet edesin diye 5 vakit namazı Miraç'ta verdim sana hediye. Emrime uyup her gün 5 vakitte divana durabildin mi? Aksatmadan namazını kılabildin mi? 5 vakit benimle sohbet edebildin mi derse Allah, cevap vermeye hazır mısın? İnsanları sevgimle yarattım, sen de onları sev dedim. Kin, nefret, dedikodu, haset ve gıybeti, kul hakkı almayı yasakladım. Yasaklarıma uyabildin mi? İnsanları benim rızam için sevebildin mi derse Allah, cevap vermeye hazır mısın? Evladını sana emanet ettim. Sen istedin, ben de verdim. Emanete riayet edebildin mi? Görevini yerine getirip onlara en değerli hediye güzel ahlakı verebildin mi? Derse Allah, cevap vermeye hazır mısın? Allahü Teala buyuruyor. Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onları yakıtı insan ve taşlardan ibaret olan cehennem azabından koruyabildin mi? Sırat-ı Hakk'a koyabildin mi? Sırat-ı Hakk'a koyabildin mi derse Allah, cevap vermeye hazır mısın? Anne ve babanı senin cennetin olarak yarattım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Annen baban senin cennetin ya da cehennemindir.
Kurtuluşun için onları sana bir nimet olarak verdim. Onları lütuf bilip hizmetinle cenneti hak edebildin mi? Derse Allah, cevap vermeye hazır mısın? El verdim sana helale uzanasın diye. Ağız verdim helal lokma yiyesin diye. Haram lokma yedin mi? Evladına haram lokma yedirdin mi derse Allah, cevap vermeye hazır mısın? Kalp verdim hikmetlerimi kavrayasın diye. Kulak verdim hakikati duyasın diye. Göz verdim hakikati göresin diye. Hikmetlerimi kavrayabildin mi? Vahyimin ilahi sesini duyabildin mi? Baktığın her yerde beni görebildin mi? Derse Allah, cevap vermeye hazır mısın? Nimetlerimle donattım seni, kulluk görevini bilesin diye. Allahu Teala buyuruyor, ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Kulluk görevini ifa edebildin mi? Derse Allah, cevap vermeye hazır mısın? Mal verdim, rızam için tasadduk edesin diye. Allahu Teala buyuruyor, herhangi birinizin ölüm gelip de Rabbim beni yani ölümümü yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam demesinden önce size verdiğimiz rızıklardan harcayınız. Fakirin hakkını fakire verebildin mi? Rızam için sadaka verip salihlerden olabildin mi derse Allah, cevap vermeye hazır mısın? Seni iman gibi bir nimetle müşerref kıldım. Akıl verdim sana düşünesin diye. Güç verdim çalışasın diye. Çalışıp kazanabildin mi? Aklınla düşünüp gerçeği bulabildin mi? Derse Allah, cevap vermeye hazır mısın? Sonra sana irade verdim, bu şerefi koruyasın diye. İman şerefini koruyabildin mi derse Allah, cevap vermeye hazır mısın? Seni olgun bir Müslüman yaptım, sırat-ı müstakimde olasın diye. Sonra sayısız nimetler verdim, şükrünü eda edesin diye. Allahu Teala buyuruyor, şüphesiz biz ona dosdoğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Nimetlerimin şükrünü eda edebildin mi? Yoksa nankörlerden mi oldun derse Allah, cevap vermeye hazır mısın? Ey nefis! Hazır mısın zevkleri bıçak gibi kesen ölüme? Hazır mısın ebedi hayat yolculuğuna? Hazır mısın dikişsiz elbise giymeye? Hazır mısın 3-5 dostun omuzunda gitmeye? Hazır mısın karanlık kabre girmeye? Hazır mısın münkerle nekire cevap vermeye? Hazır mısın kıyamete dek berzahta beklemeye? Hazır mısın huzuru ilahiye varmaya? Hazır mısın adli ilahi önünde hesap vermeye? Hazır mısın amel defterin açılınca seni şaşırtan sürprizlere? Güveniyor musun amellerinle baş başa kalmaya? Hazır mısın kıyamet günü kulakları sağır eden o sese? Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, kimsenin kimseye sahip çıkmadığı, emir ve hükmün yalnız Allah'a ait olduğu, o muhteşem günün şiddetine tahammüle hazır mısın? Rabbimin lisanı ile o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar dediği günde yalnız kalmaya hazır mısın? O günden korkunuz ki o günde kimse kimseden bir şey ödeyemez. Kimse başkasının borç ve mesuliyetini karşılayamaz.
o azaptan kurtulmak için kimseden bedel kabul edilmez. İlahi ihtar gereği ancak yanında götüreceğin azığınla huzur-u ilahiye çıkmaya hazır mısın? Ve yine Rabbimin lisanı ile o gün artık insan kendi kendinin şahididir dediği imtihan gününde tüm organlarının senin lehinde ya da aleyhinde şahitlik yapacağı o günde elin, dilin, gözün, kulağın, kolun, burnun, ayağın, miden, aklın, parmağın ve tüm organlarının itirafına, şehadetine hazır mısın? Ve güneşin dürüldüğü, dağların yerinden sökülüp yürüdüğü, denizlerin horul horul kaynayıp birbirine karıştığı ve ruhların bedenle yeniden buluştuğu o müthiş kıyamet gününde, cehennem tutuşturulduğunda ve cennetin tüm güzelliğiyle yaklaşıp sergilendiğinde, ey nefis, sen cennete girmeye hazır mısın? Ahiret yolculuğunda uğradığım her durakta pişmanlığım vurgulanmıştı. Ve pişmanlığımın temel sebebi ise dünyadaki gafletimdi. Buna rağmen gafletten bir türlü kendimi kurtaramamıştım. Gerçekleri görememiştim. Eshabın ileri gelen bilgin kişilerinden Ebu Derda'ya bir adam gelir ve iyi insan olmak istiyorum fakat kalbim hasta. Bana bir şifa tavsiye et der. Ebu Derda da ona hastaneleri dolaş, cenaze namazı kıl, kabirleri ziyaret et der. Adam Ebu Derda'nın dediklerini yapar fakat yine de kendisinde bir iyileşme hissedemez. Kalbi yine huzura kavuşmaz. Bunun üzerine tekrar çıkar imamın huzuruna ve kendisinin dediklerini yaptığını fakat herhangi bir iyileşme olmadığını söyler. Ebu Derda ona, hastaneleri dolaşmışsın fakat hastaların feryadını kulakların duymamış. Cenaze namazı kılmışsın fakat onların çığlıklarını işitememişsin. Kabirleri ziyaret etmişsin fakat onların kabirdeki hallerini görememişsin. Evlat, senin kalbindeki hastalık gaflettir. Öncelikle kalbini gafletten arındır der. Bunun üzerine ben de düşündüm. Bu mübarek sahabinin açıklamasından ders aldım ve mümin için en tehlikeli hastalığın gaflet olduğunun farkına vardım. Zira gaflet, kişinin her yaptığını iyi gösterir. Kişiye her şeyi en iyi kendisinin bildiğini zannettirir, gurura götürür. Allah yolunu perdeler, hakkı göstermez. Zira gaflet, şeytanın oyunlarını tatlı buldurur ve oyuna dalıp da kılmadığı namazlarından, yapamadığı hayırlı çalışmalarından dolayı neler kaybettiğinin farkına vardırmaz. Zira gaflet, kadehi şerefe diye kaldırırken, o kadehle nelerden uzaklaştığının, bir yılan zehri gibi vücuduna inen alkolün, nefsini ve neslini nasıl tahrip ettiğinin farkına vardırmaz. Hülasa gaflet, kötüyü iyi, acıyı tatlı gösterir. Rezaleti fazilet, zilleti izzet gösterir. Cinayeti şeref, kavgayı yiğitlik gösterir. İçkiyi gıda, kumarı kar gösterir. Yalanı hüner, doğruyu zarar gösterir. Rüşveti, kaçakçılığı zeka, kanuna saygıyı ahmaklık gösterir. Hakkın karşısında susmayı saygı, zalimin karşısında el ovuşturmayı nezaket gösterir. Evladını namaza alıştırmayı kaba kuvvet, onunla kadeh tokuşturmayı medeniyet gösterir. Sonuç olarak gaflet,
öyle ruhi bir hastalıktır ki, her şeyi olduğundan başka, bambaşka ve ters gösterir. Nihayet şu gerçekleri de anladım. Öğrenmeden alim olunmaz. Çalışmadan hakikate varılmaz. İnanmadan mümin olunmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevilmeden, sünnetine uyulmadan şefaati umulmaz. Zikrullah'a dalmadan tadı bilinmez. Zikrullah'a dalan dil asla yorulmaz. Allah yoluna girmeden cennete varılmaz. Cennete girmeden cemalullah görülmez. Zekatını vermedikçe malın kiri silinmez. Fakirin hakkı olan malda bereket olmaz. Haram malla sağlam bina kurulmaz. Haramla beslenen nesil asla iflah olmaz. Ahlaken, ruhen sağlam olmayanın derdine derman bulunmaz. Yalancı, hilekar, düzenbaz, sahtekar Müslümanım dese de ahlaklı olmaz. Dostluğun kıymetini bilmeyenle gerçek dostluk kurulmaz. Menfaatini çok sevenin gerçek dostu da olmaz. Ağzı kalabalık olanın günahı az olmaz. Boş boğazın başı dertten kurtulmaz. Nefsin istekleri boldur. Nefse esir olunmaz. Nefsine esir olan şaşırır yolunu, hakkı bulamaz. Allah evidir, gönül asla yıkılmaz. Yıkılırsa gönül onarımı kolay olmaz. Mümini kamil olan kişi kul borcunu yüklenmez. Öyle ağırdır ki kul borcu Allah bile affetmez. Sayısız nimetler vermiştir Yüce Rabbim. Bir nimetin şükrüne bir ömür bile yetmez. Azrail'in kapıyı ne zaman çalacağı belli olmaz. Yağmur gibi gözyaşı dökse de insan, son nefesteki pişmanlık fayda vermez. Sevgi başkadır. Aşk başkadır. Gerçek aşka doyulmaz. Gerçek aşk Allah aşkıdır. O da gafletle bulunmaz. Sonuç olarak, Allah'a layıkıyla kul olmak isteyen insan, yaratılış gayesiyle hiç bağdaşmayan ve onu asıl hedefinden uzaklaştıran gaflet gibi bir noksanlığı felaket halkası olarak bir ömür boynunda taşıyamaz. Bir an önce Hakk'a yönelip Hakk'ı bulmak ve bu hastalıktan kurtulmak durumundadır. Gaflet hastalığından kurtulmadıkça maddeten ve manen huzura ermesi mümkün değildir. Bunun için ben de Allah ile istişareyi, yani Kur'an'ın hükümlerine uymayı, Peygamberimle istişareyi, yani sünnetini yaşamayı ve ailemle, çevremdeki güvenilir dostlarla istişareyi kendime prensip edindim. Ve Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'daki beyanını aklımı kullanarak aradım buldum. Sadık bir dost aradım kendime, gerçek dost Allah'ı buldum. Mürşid-i Kamil aradım, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi buldum. Dertlerime şifa aradım, reçeteyi Kur'an'da buldum. İbret almak istedim, musallada yatan ölüyü buldum. Zengin olmak istedim, gerçek zenginliği kanaatte buldum. Yükselmek istedim, halk arasında onu da tevazuda buldum. İnsanlarla iyi geçim yolları aradım, sırrını affetmekte buldum. Seveceğim birini aradım, yaratandan ötürü bütün yaratılmışları sevgiye layık buldum. Gönüllere sevgi gülünü dikmek istedim, onu da hoşgörüde buldum. Alışverişte karlı olanı aradım,
en karlı alışverişi Allah'a ödünç vermede, yani fakirlere tasaddukta buldum. Param olsa mutlu olurum dedim. Mutluluğun para ile satın alınamadığını anladım. Dünya malından ne kadarı benimdir dedim. Sadece kefenimin olduğunu anladım. Dünyadan ne kadar mal götürebilirim diye düşündüm. Kefenimde cep olmadığını gördüm. Cihad etmek istedim. Gerçek düşmanım şeytanmış. Şeytana cihad açtım. Gerçek huzuru aradım. Onu da men sabera zafera, sabreden zafere ulaşır sırrında buldum. Huzurumu kaçıran sebepleri aradım. Tüm çektiklerimin dilimden olduğunun farkına vardım. Yaptıklarıma bir daha pişman olmayayım dedim. Çareyi, öfkeyi yenmede buldum. Birine nasihat etmek istedim. Nasihate en çok kendimi muhtaç buldum. Nefsimi dava edecek mahkeme aradım. Mahkeme içimdeymiş, farkına vardım. Suçlu aradım mahkum etmek için. Suçlu nefsimmiş, nefsime kelepçe vurdum. Anama, babama, dostlarımın dostluklarına güvendim. Onların dostluklarının ancak mezara kadar olduğunu gördüm. Allah-u Teala buyuruyor. İşte o gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve evladından kaçar. O gün onlardan her birinin başından aşan bir işi vardır. Dünyadan göçerken imtihandan kurtuldum dedim. Kabirde münkerle nekeri karşımda buldum. Ödenmesi gereken acil borç nedir dedim. Kulluk borcu olduğunu öğrendim. Ahirette suçlarımı bir kalemde silerim diye güvendim. Hesap günü rüşvetin geçerli olmadığını düşündüm. Allah-u Teala buyuruyor. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Bir yolunu bulur cehennemden kaçarım dedim. Cehennem bekçisi zebanileri düşündükçe bunun mümkün olmayacağına inandım. Gizli günahlarımı saklarım dedim. Tüm organlarımın günahlarıma şahitlik edeceğini bildiren ayeti hatırladım. Allah-u Teala buyuruyor. O gün artık insan kendi kendisine şahittir. Ve sonunda inandım ki gaflet en tehlikeli bir hastalıktır. Allah-u Teala buyuruyor. Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, hakikati kavrayamazlar. Gözleri vardır, hakikati göremezler. Kulakları vardır, hakikati işitemezler. İşte onlar içgüdüleriyle hareket eden hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. İnanarak, bilerek, çalışarak bu hastalıktan kurtulmak için derhal kendime döndüm. Tövbeye sarıldım. Kurtuluşu tövbede buldum. Ve çok şükür, elhamdülillah huzura erdim. Sonunda geçtim boy aynasının karşısına. Karşıda gördüğüm kendime şöyle seslendim. Allah'tan başkasına kul olma. Kişiliğini koru, başkalarına el ovuşturma. Başkalarını öv, kendini övme. Kendi kusurunu gör, başkalarının kusurunu görme. Kendinin de, başkalarının da ayıbını anma. Kendinden de başkalarından da nefret etme. Kendine de başkalarına da yalan söyleme. Kendini de başkalarını da aldatma. Hatayı başkalarında arama. Kendinde ara. Zenginliği kanaatte ara. Malda arama. Açlığını gidermek için tok gözlü ol.
Tokluğu gönülde ara, servette arama. Güzelliği sirette ara, surette arama. İhlası özde ara, sözlerde arama. Şansını çalışmada ara, zarlarda arama. Rızkını helalde ara, haramda arama. Mevla'yı gönlünde ara, semada arama. Şifayı Kur'an'da ara, hurafede arama. Rehberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Yolun onun kutlu yoluyla aydınlansın. Rahmeti Rahman'dan iste, kullardan isteme. Nimeti Halik'tan bekle, mahluktan bekleme. Nasihati başkalarından önce kendi nefsine yap. Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çek. Başkalarından beklediğin güzellikleri önce nefsinde yaşa. Güzellikleri yaşayarak başkalarına da örnek ol. Şükrünü arttır nimetin artması için. Yine de şükrünü çok görme. Kulluk görevinde gaflete düşme sakın. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın duası. İlahi, saçımın her teli iki dil olup, bütün zamanlar boyunca, gece ve gündüz seni tesbih, takdis etselerdi, yine de senin nimetinin hakkını ödeyemezdim. İlmini artır kendini bilmek için, sevgini artır huzura ermek için, cehlini gider hakikati bulmak için, öfkeni yen pişman olmamak için, sabır atına bin zafere ulaşmak için, kendini de başkalarını da sev sevilmek için, ahlaklı, dürüst, güvenilir ol sayılmak için, eline diline hakim ol, başkalarını da üzme. Kötülüklerden de, iyiliklerden de ders almasını bil. Zirvede, zillet içinde yaşayanları örnek alma. Hak ettiği yerde, izzet içinde olanları örnek al. Devlet malı, yetim hakkıyla dolu emanettir. Uzatma elini ona. Hesabı zor, kul hakkına ihanettir. Dostları küstürüp düşmanlarını sevindirme. Çılgınlıklar yapıp da başkalarını kendine güldürme. Dünya menfaat dünyasıdır cazibesine kapılma. Menfaatçiler çoktur. Sahte tekliflerine kanma. Ebedi hayatı düşün. Haktan, hakikatten ayrılma. Bunun için Kur'an'a ittibada ashab-ı kiram gibi ol. Peygamber'e muhabbette ehli beyt gibi ol. Amellerde, ibadette melekleş adeta. Camide, cemaatte gerçek önder gibi ol. Hayırda, hasenatta Ebu Bekri Sıddık. Dürüstlükte, adalette Ömerül Faruk. Rıfk ile muamelatta Osman-ı Zinnureyn. Yiğitlikte, şecaatte Aliyül Murteza gibi ol. Tesaddukta, kanaatte Ebu Zerr-i Gıfari. İffet, haya ve takvada Hazreti Fatıma. İlim ve irfanda Hazreti Ayşe gibi ol. Allah dostlarını kendine rehber edin. Nefsine hakimiyette Hacı Bektaş-ı Veli. Hoşgörüde Mevlana Celaleddin Rumi. Sevgide, muhabbette Yunus Emre gibi ol. Meczeyle örnekleri kendi nefsinde. Cümle alem sana gıpta etsin. Sen aleme örnek ol.